Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimiz uzaktan eğitim şeklinde olacak. Çünkü ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu durum maalesef sınıf ortamında dersleri yapmamıza engel oluyor. Onun için de biz öncesi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mantıkta kavramlar kısmına gelmiştik. Kavramlar mantık açısından çok önemli çünkü bir kavramı netleştiremediğiniz zaman, dilsel açıdan ortaya koyamadığınız zaman insanların birbirleriyle anlaşmalarında imkanı yok. Onun için de biz bugünkü dersimizde ana hatlarıyla sadece işaret edeceğim yerlere sizler de dikkatli şekilde okuyun, anlayın. İleride akademik anlamda bunları hayatınızda kullanacaksınız. Çünkü zaten problemlerin en büyüğü kavramlarla anlaşamamaktan kaynaklanıyor. Onun için ben önce kavram nedir onun üzerinde durayım. Ondan sonra kavramın özelliklerine ve niteliklerine de değinirim arkadaşlar. Kavram aslında en temel ifadesiyle bir şeyin zihindeki tasarımı. Yani bizler dış dünyadaki nesneleri anlamlandırırken ne yapıyoruz? Zihnimizde bir takım anlamlar oluşturuyoruz. İşte o anlamlar kavramları işaret ediyor arkadaşlar. Çünkü dış dünyayı anlamlandırabilmemizin yolu kavramlar. Peki bunları dış dünyaya aktardığımızda, yani dilsel olarak açıkladığımız zaman ne oluyor? O zaman terim haline dönüşmüş oluyor. Terim de dil ile ifadesidir. Yani kavramın dış dünyaya dil ile ifadesidir. Şimdi İslam filozoflarının en önemli, en çok dikkat ettiği noktalardan bir tanesi de bu kavramsal ilişkilerdir arkadaşlar. Neden? Filozoflar düşüncelerini ortaya koymadan önce öncelikle tanımlar risaleleri yazmışlardır ki insanlar birbirleriyle anlaşabilsinler. Yani bir felsefi anlamda bir konuyu açıklarken burada nefs kavramına ne ifade ettiğini, ruh kavramına ne ifade ettiğini diğer insanlar net bir şekilde anlasınlar. Bunu yaptıktan sonra zaten ne oluyor? Anlaşmanın yolu da açılmış oluyor. Şimdi terimler genelde de iki gruba ayrılıyorlar. Tek başına anlamı olanlar ve olmayanlar şeklinde. Tek başına anlamı olmayanlar bağdaşlar gibi. Bu ise o gibi kavramlar. İkinci grupta taş, iyilik ve özgürlük gibi açıklayabileceğimiz tek başına anlamı olan ifadelerden oluşuyor. Kavram önermeye geldiğimiz zaman yani aslında önermelerin temel unsurlar neydi? Kavramlardı. İşte bu kavramlardan hüküm bildiren cümleler oluşturduğumuz zaman önermeler ortaya çıkıyor. Ve aslında kavramları anlamlı bir hale getiren şey de ne oluyor burada arkadaşlar? Önermelerimiz oluyor. Şimdi kavramların özelliklerine değineceğim ama ben ana hatlarla söyleyeyim. Açıklık ve seçiklik, somutluk ve soyutluk diye iki kısma ayrılmış. Açıklık ve seçiklik herhangi bir kavram ya da deney alanına girer ya da rasyonel alana girer. Deney alana giren bir hükmü A, B'dir gibi deneyle açıklayabiliyorsak burada B açık bir kavramdır. Seçik kavram ne olduğu bilinen, yani başka kavramlardan ayırt edebileceğimiz kavramdır. Onun için de biz açık ve seçik bir şekilde kavramlarımızı ayırt edebiliyorsak dış dünyaya da bunları izah edebiliriz, kendimizi anlatabiliriz, düşüncelerimizi ve sistemimizi onun üzerinden kurgulayabiliriz. Bir de somut ve soyut kavramlar var. Mesela dış dünyadaki Aygün, Ahmet, Mehmet somut kavramlarken mesela özgürlük kavramı soyut bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi kavramların bir de nicelik bakımından ayrı dediği nokta var. Bu bizim için çok önemli çünkü mantık kavramlarını oluştururken konuşmalarımızda buna dikkat etmediğimiz zaman mesela bütün insanlar işte dürüsttür ya da bütün insanlar iyi niyetlidir dediğimiz zaman aslında bir takım yanlışlara düşmüş oluyoruz. Ha şu var, bütün insanlar ölümlüdür dediğimiz zaman doğru. Burada bir sıkıntı yok. Ama kavramı yani bütün, bazı ya da Ahmet, Mehmet derken kimi kastettiğimizi ifade etmek mantık bakımından çok önemli arkadaşlar. Bu da nicelik bakımından tümel kavram, tikel kavram ve teki kavram diye karşılığını buluyor. Tümel kavram bir kavramın bütün kaplamı ile ele alınırsa yani bir sınıfın tümüne delalet ediyorsa mesela bütün insanlar dediğim gibi o zaman tümel bir kavram. Tikel kavram bir kavram kaplamının yalnız bir kısmına delalet ediyorsa o zaman bu da tikel kavram oluyor. Teki kavram ise bir kavram bir tek nesneyi bildiriyorsa yani sınıfın tek bir ferdine delalet ediyorsa bu da tekil kavram olarak karşını buluyor arkadaşlar. Şimdi kolektif ve distributif kavramlar demiş. Kolektif kavramlar mesela asker, meclis gibi kavramlar. Mesela akademi, işte, üniversite gibi kavramlar, kolektif kavramlar. Distributif kavramlarsa mesela akademisyen, milletvekili ya da asker dediğimiz zaman o kolektif kavramın dağıtılmış halinde görmüş oluyoruz. Mutlak ve izafi kavramlara geldiğimizde ise mesela mutlak kavram bir başka nesnenin varlığına ihtiyaç duymadan kendi başına varlığı olan kavramlar. Mutlak kavramlar bir başka nesneye bağlı olan kavramlar ise bağıl kavram yani izafi kavramlar. O da nasıl baba ve oğul örneğinde olduğu gibi bunlar izafi kavram olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi kavramlarda olumsuzluk olumluluğa geldiğim zamansa işaret ettikleri şeylerde bir neteliğin varlığını bildiren kavramlar olumlu.
bu niteliğin varlığını bildirmeyen, yani onu olumsuzlayan kavramlarsa olumsuz olarak ifade ediliyor. Mesela güçlü, mutlu, erdemli kavramlar olumlu, güçsüz ve mutsuz şeklindeki ifadelerde olumsuz kavram olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi kavramların delaletleri arkadaşlar. Burada kavramların üç türlü delalet var. Birisi mahiyet, birisi hakikat, birisi de hüviyet. Şimdi mahiyet, tümel bir kavramın sadece zihindeki fertlerin dikkate alınmasına mahiyet diyoruz. Bu zihindeki fertlerin dış dünyadaki varlığına hakikat diyoruz. Ve bunların delalet ettiği hakikatlerin yalnızca birine işaret etmemizi ise hüviyet diyoruz arkadaşlar. Ana hatlarıyla bu şekilde. Şimdi mahiyet, zihnimizde mesela her kavramın bir mahiyeti var ama her kavramın hakikati yok. Mesela her kavramın mahiyeti derken, mesela anka kuşunun bir mahiyeti var ama anka kuşunun bir hakikati yok. Ayrıca hüviyeti açıklayacak olursak, mesela insanların öğretmenlik, babalık gibi çeşitli hüviyetleri vardır. Yani aslında varlıklar insan olarak aynıdır ama eve gittikleri zaman anne babadır, dış dünyaya geldikleri zaman öğretmendir. Türkiye Cumhuriyeti açısından Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyızdır. Yani bulunduğumuz konuma göre de hüviyetlerimizi aslında bu şekilde ifade edebiliriz. Kavramlar arası ilişkiye geldik. İki kavram arasında eşitlik, aykırılık ve tam girişimlik ve eksik girişimlik diye ayırt edebileceğimiz bir şey var. Mesela eşitlik nedir? İki kavramın her biri diğerinin bütün fertlerini ifade ediyorsa buna ne diyoruz? Eşitlik diyoruz. İki kavramdan her biri diğerinin hiçbirine açın almazsa buna aykırılık diyoruz. Tam girişimlik, iki kavramdan yalnız biri diğerinin bütün fertlerini içine alıyorsa bunlar arasında tam girişimlik vardır. İki kavramdan her biri diğerinin bazı fertlerini içerisinde burada da eksik girişimlik vardır arkadaşlar. Burada tabloda var. Kitabınızı açtığınız zaman bu tabloları buradan daha detaylı inceleyin arkadaşlar. Çünkü biz bu şekilde ana hatlarla olayları açıklayacağız size. Çünkü 20 dakikalık bir süre kısıtlamamız var. Bir de kavramlarda işlem ve kaplama geliyoruz. Kavramlarda işlem ve kaplamsa bir kavramın kapsadığı, içerdiği konu ve nesneler o kavramın kaplamını oluşturur. Bunun yanında aynı kavramın işaret ettiği konu ve şeylerin müşterek özelliklerini de içerir ki işte bir kavram işaret ettiği bu ortak özelliklerse onun işlemidir. Yani burada varlığı işlem olarak, canlıyı da kaplam olarak ifade etmişler arkadaşlar. Ve şöyle diyoruz, işte kavram dediğimiz zaman bizim İslam felsefesinin, işte filozofların en büyük dayanağı olan konuyu işlemiş oluyoruz. Nedir o? Kavram, önerme ve kıyas. Yani basamak basamak mantığı bir yukarıya taşımamız gerekiyor arkadaşlar. Yani nasıl yapacağız? Önce kavramlarımızı netleştireceğiz. Önce ortak alanlarımızı oluşturacağız. Ondan sonra doğru bir önerme kurmayı ortaya koyacağız. Yani önermelerimizin doğruluğunu ve yanlışlığının neye bağlı olduğunu inceleyeceğiz. Ve daha sonra önermeler arası ilişkileri de detaylı bir şekilde inceleyerek ne yapacağız? Mantığı sağlam ve sistematik bir yapı üzerine kuracağız ki daha sonraki akademik yaptığımız çalışmaların hepsi bütüncül, sistematik olsun. Bu sadece felsefe alanında değil, başka alanlara giderseniz de aynı şekilde mantık kurgunuz sağlam olmazsa yaptığınız faaliyetin adı akademik bir faaliyet olmayacaktır. Onun için bütün filozoflar, daha önce de söyledik, Gazali, Farabi, diğerleri hepsi mantık bilmeyenin ilmine itibar olmaz demişler. Onun için bu haftaki konumuz kavramlardı. Sizlerin de kavramlar konusunu en iyi şekilde okuyacağınızı, inceleyeceğinize eminim. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar dilerim.